Merhaba dostlar. Mersin'in Silifke'ye yakın tarafında Narlıkuyu adı verilen çok güzel bir koy var. Bu koyun etrafında da çok güzel balık restoranları var. Bugün sizi o balık restoranlarından birine getirdim. Ali Baba Restoran. Ali Baba Restoran buradaki denizden tuttuğu balıkları pişirerek çok güzel servis ediyor. Bir yer düşünün, yemek yiyebiliyorsunuz, yanınızda berrak, dibini görebildiğiniz bir su var. Canınız sıkıldığında suya atlıyorsunuz, biraz yüzüp tekrar gelip yemek yemeye devam ediyorsunuz. Geri kalanını size içeride anlatayım. Hadi gelin Ali Baba Restoran'ı tanıyalım ve lezzetlerine bakalım. Hadi. Onur her zamanki gibi çalışıyor. Onur merhaba kardeşim, abi, kolay gelsin. Hoş geldin. Ne var ne yok, iyi misin? Çok şükür abi, siz nasılsınız? Sağ olasın, ben de iyiyim. Görüşmeyeli. Bayağı oldu ya, sezon geçti. Bir sene geçti değil mi? İşler nasıl inşallah? Çok şükür abi, bayramdayız. Allah kolaylık versin. Onurcuğum, şimdi ben seni tanıyorum. Buranın hikayesini biliyorum. Burayı çok da seviyorum. Ama izleyen arkadaşlar için bana burayı bir kısaca anlatır mısın? Neredeyiz ilk önce? Şimdi Mersin, Silifke, Narlıkuyu boyundayız. Restoranlar bölgesindeyiz. Tamam. Ali Baba Restorant'tayız. Tamamdır. Ali Baba dedem, Ali Rıza Arslan, 1972'de evet. Açıyor, kuruyor burayı. Daha sonra babam ve biz, evet. Üçüncü kuşak yani şu anda üçüncü kuşak. Yani diyor. Burası 1972'den tam beri 72'den var. 72'den beri. Oo, bayağı evet. Eskiymiş, ben o kadar olduğunu bilmiyordum evet, ya. Tam 72. Gayet güzel. Bu şekilde. Peki burada neler var, ne veriyorsun? Deniz kenarındayız, aslında sorulmayacak bir soru ama. Taze balık. Bizim asıl işimiz taze balık. Günlük balık, balık tabii. Tamamdır. Karides, kalamar, deniz evet. Ürünleri. Balıklar bu denizin mi abi? Tabii buranın. Genelde hep bu denizin değil mi? Çevrede. Aynen. En uzak olsa taşıcı olur. O da 150 kilometre. Bu civardan yani. Gayet güzel. Evet. Peki neler hazırlayacaksın bugün bize? Neler var menüde? Abi size bugün güzel güveçte, tereyağında evet. Karides hazırlayacağım. Oo, evet. Bizim meşhur soslu patates. O olmazsa olmazımız evet, zaten. Soslu patates hazırlayacağım. Evet. Kalamar hazırlayacağız. Balıklarımız tamam. Gelecek, taze güzel balıklarımız. Tamamdır abi. Şimdi dolapta da bakarız balıklara. Aynen, bir balıkları görelim evet. Zaten. Neler var, hangi balıklar var? Aa, balıklarımız da burada. Tamam. Abi şu baba yiğit olan arkadaşın adı Lagos mu? Tabii bu Lagos abi işte. Bayağı büyük bir Lagos'muş ha abi. Nelerimiz var? Yine Lagos. Şöyle kaya levreği var. Kaya levreği. Evet, şöyle altın gibi. Aynen. Hep bunlar büyük deniz balığı. Var, tabii. Buradaki balıklar hep deniz balığı. Çok güzel keserbaş, barbun. Bunların hepsi az önce geldi. Bunlar şu anda mevsiminde. Hepsi tabii. Taze ve biraz önce tabii. Geldi diyorsun. Taze şöyle kalamarlarımız, karideslerimiz var. Bu karidesleri gözlü gözlü pişiriyorlardı. Sen de yapıyordun. Onu hatırlamıyorsam böyle bir şey. Evet, ızgarada jumboları. Evet. Tamamdır o zaman. Buradan ben seçimi sana bırakıyorum tamam, abi. Tamam, tamam Ali abi. En güzelini hazırlayacağım. Tamamdır, hadi etme. Bakalım. Abla bu sevgi kısmı mı oluyor yoksa? Evet. En son yaptığın. Evet. Bol ekşi bol sevgi. Evet. Karidesimizin sevgisidir bu.
Birçok kişi diyor ki patatesle limon sıkılmaz ama gelip buraya yedikten sonra limonsuz patates yenmiyor. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Limonsuz patates yenmez. Eline koluna sağlık abla. Afiyet olsun. Bu ne? Bu sürpriz galiba. Evet. Nedir? Tereyağında karides. Tereyağında karides. Of abi şuna bir bakar mısın? Bak kaynıyor. Sevgiyi buna koymuş. Az önce konuştuğum abla yüreğini koymuş ki kaynıyor. Şimdi arkadaşlar yukarıda yoğun bir hazırlıktan sonra şu arkamda gördüğünüz manzaraya karşı güzel bir sofra kuruldu. Şimdi bu manzaranın yanında böyle yemekler yemek tabii ki insanın çok daha iştahını açıyor. Onun için ben iştahlandım. Balığımdan başlıyorum. Çok güzel levrek pişirdi bize Onur sağ olsun. Bu yemekler sizin için biliyorsunuz. Sizin için yiyorum. Direkt elle yiyeceğim. Çünkü şundan dolayı et balık kelle bunlar yenir elle. Deniz balığını çok seviyorum. Bu da deniz devreyi. Şundan dolayı yerken mis gibi deniz kokusu geliyor ağzına. Belki de denizin yanındayım diye öyle geliyor. Burada da çok güzel bir roka salatası var arkadaşlar. Az önce abla sevgisini kattığını söyledi. Biraz zeytinyağı az olmuş ama. Sevgisini katmış ama zeytinyağı kapatmış. Bak benim buraya gelme sebeplerinden en önemlilerinden birisi de bu. Şu abi. Mis gibi kalamar. Tazecik. Bu kalamarı da şöyle sosa batırıp yemek lazım. Şöyle söyleyeceğim. Mersin'deyseniz burası Silifke'ye biraz daha yakın gerçi ama çok güzel bir yerde. Keyifli bir yemek yemek istiyorsanız burayı nacizane size tavsiye ediyorum. Ama söylemek istediğim şu var. Biraz önce yukarıda zaten fiyatların listesini çektim. Genelde burasıyla alakalı duyduğum tek olumsuz yorum şuydu. Instagram'dan sorduğumda. Buradaki fiyatların biraz fazla olduğunu, pahalı bir yer olduğunu, bundan dolayı gidemediğini söyleyen çok kardeşim oldu. Açık söyleyeceğim. Yani burası bir öğrenciye göre biraz tuzlu bir mekan. Yani bir öğrenci için belki biraz ağır gelebilir. Ama öğrencilik bitti, biraz işe girdin, hani şöyle ailemi alayım geleyim, mis gibi şöyle güzel manzaraya karşı bir yemek yiyeyim diyorsan burası doğru tercih, öyle söyleyeyim ben size. Lezzetlerin hepsi birbirinden güzel. Bunun için size dostlar bu mekanı da tavsiye ediyorum. Bu arada şurada çok güzel bir arkadaş bana bakıyor, onun tadına bakmadım. Şurada bak bak, bak salataya bakar mısın? Semiz otu. Buradaki otların birçoğu bu bölgenin otları, kendileri topluyorlar. Onun için de ayrıca lezzetli oluyor. Kapanışı karidesle yapıyorum. Arkamdan ağlar yemezsem. Bak abi. Tereyağında mis gibi pişmiş, bol sarımsaklı karides. Bence favori bu abi. Videoya buraya kadar dayanabildiğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben yemeğe devam edeyim. Görüşürüz. Yahya hocam merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Narlıkuyu'ya geldiğinde buradan lokma yemeden ayrılırsan eğer çok pişman olursun diye uyarı aldım. Evet. Ve mutlaka bunu öğretmenin orada yemen lazım dediler. Onun için sizin yanınıza geldik. Baş tacı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç senedir bu işteyiz Yahya hocam? Burada mı, genelde mi? Genelde. Bu benim baba mesleği. Baba mesleği. Çocukluktan beri, evet. Çocukluktan beri bu işi yapıyoruz yani. Bu babam rahmetli unlu mamuller ustasıydı. Öyle mi? Sadece bu değil. Çok güzel. Peki senin lokmaların sırrı nedir? Niye herkes bu kadar tavsiye ediyor? Sence? Bence. Sanırım ben kendi işimi severek yaptığım için. Severek yapılan her iş mükemmel çıkar. Çok doğru söylüyorsunuz. Kerehen yapılan işten hayır gelmez. Çok doğru söylüyorsunuz. Ve bu yaşıma kadar hala çocuklarım, evet, buradaysa hemen çekimlerim olur. Ben bekliyorum.
İşin başındasınız zaten. Evet. Gayet güzel. Bir tane 20 liralık yapıyorum abi. Şöyle 50 tane yapmışlar. Bunun içinde kullanılan %100 toz şekerdir zaten. Sormaya bile gerek yok. Aynen öyle. Toz şeker kullanılıyor. Glikoz, mısır, şurubu burada yok. Tatlandırıcı hiç yok. Evet. Pamuk yağı hiç yok. Çok güzel. Bu porsiyon usulü mü oluyor? Nasıl? Ben bir porsiyon rica edeyim. Tadına da bakalım madem. Bu kadar anlattık. Şimdi işin en güzel kısmına gelelim. Hemen. Dört çay. Mis gibi oldu. Elinize sağlık, çok teşekkürler. Yahya Hocam, elinize sağlık, çok teşekkürler. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Evet dostlar, Yahya Hoca ile keyifli bir sohbet yaptık orada. Bir şey öğrendim bu arada, bu lokmaları müşteriye özel yapabiliyorlarmış. Nasıl ki az şekerli, orta şekerli ve çok şekerli olarak nasıl oluyor bilmiyorum ama benimki orta şekerli oldu. Birazcık da tarçın sevdiğim için tarçın var mı dedim, o da varmış. Şöyle tarçınlı güzel bir lokmanın tadına bakalım. Ya şunu çok net söyleyebilirim. Çok tavsiye edilen yerler genelde boş çıkmıyor abi. Bu lokma da yediklerimin içinde en iyisi diyebilirim. Çünkü çıtır çıtır, içi boş. Yani böyle pofuduk pofuduk değil de kıtır kıtır bir tat geliyor. Şekeri tam kararında, tam kararında, hamuru nasıl ayarlıyor? Yılların emeği. 37 yıldır bu işi yapıyormuş. Bunu da yiyeyim. Narlıkuyu'ya gelirseniz balığınızı yedikten sonra mutlaka gelin burada öğretmenin yerinde lokma yiyin. Görüşmek üzere dostlar.